Ahir zamanda Irak'ta meydana gelen olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alametlerindendir. Ahir zamana girdiğimiz Hicri 1400 yani miladi 1979 tarihinden itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzlerce mucizesi gerçekleşti. Peygamberimizin 1400 yıl önce sanki görmüş gibi anlattığı Afganistan'ın işgali, Fırat Nehri'nin suyunun kesilmesi, İran-Irak Savaşı, Kabe'de kan dökülmesi, Suriye ve Mısır'da fitnelerin olması, çift kuyruklu Lülin yıldızının geçişi gibi yüzlerce olay tam olarak Peygamberimizin hadislerinde anlattığı şekilde yaşandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilemesiyle gelecekte olacak olayları haber vermesi ve bu olayların hepsinin gerçekleşmesi Allah'ın Resulullah'a lütfettiği mucizedir. Bu mucizelerden bir tanesi de 2003 yılında Amerika'nın Irak'a girişiyle birlikte yaşanan Irak Savaşı ve beraberinde bölgede yaşanan gelişmelerdir. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. 2003 senesinde Irak Savaşı'nın ilk gününden itibaren Bağdat, en yoğun bombardımana tutulan şehirlerden biri olmuştur. Ağır bombardıman, geceleri Bağdat'ın tıpkı hadiste haber verildiği gibi alev alev yanmasına neden olmuştur. Bağdat'ın gazete ve televizyon haberlerine yansıyan görüntüleri, hadiste dikkat çekilen alev alev olmasıyla tam olarak mutabıktır. Bir ordunun kaybolması. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Kendisine bir ordu gönderilecek. Bunlar yerin bir çölündeyken yere batırılacaklardır. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulamaz. 2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı sırasında Irak ordusunun büyük kısmının neredeyse birdenbire ortadan yok olması savaşın en dikkat çekici olaylarından biriydi. Birçok gazete ve televizyonda Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen yaklaşık 60 bin kişilik ordunun ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin Iraklı askerin kaybolması haber olarak yer aldı. Hadislerde bu konuya dikkat çekilmesi, Mehdi'nin geliş alametlerinden biri olan bir ordunun batması olayının gerçekleşmiş olabileceğini göstermektedir. En doğrusunu Allah bilir. Nitekim ilerleyen günlerde de savaş uçaklarının bir kısmının çöl kumları altında gömülmüş olarak bulunması, hadiste bahsedilen çölde bir ordunun batması olayının Irak ordusuyla ilgili olma ihtimalini güçlendirmektedir. Irak'ın yeniden yapılanması. Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır. Irak da yeniden yapılanır. Önce İran-Irak Savaşı, daha sonra Körfez Savaşı, son olarak da 2003'teki Irak Savaşı'nın ardından Irak'ta pek çok şehir yerle bir olmuştur. Bu savaşın sonrasında yaşanan yağma olaylarının da etkisiyle büyük bir harabeye dönüşen Irak'ın yeniden inşa edilmesi mecburi hale gelmiştir. Irak'ın üçe bölünmesi. Irak halkı üç fırkaya ayrılır. Bir kısmı çapulculara katılır, bir kısmı ailelerini geride bırakıp kaçarlar. Bir kısmı savaşır ve öldürülürler. Siz bunları gördüğünüz vakit kıyamete hazırlanın. Hadiste haber verildiğine göre halkın bir grubu çapulculara katılacaktır. Savaş sonrasında otorite boşluğundan faydalanarak Irak'ta büyük yağmalama olayları yaşanmıştır. Hadiste bir kısım halkınsa bulundukları yerden bir an önce kaçmaya yeltenecekleri, hatta geride bıraktıkları ailelerini dahi düşünemez durumda olacakları haber verilmiştir. Gazetelerde bu yönde yer alan haberler dikkat çekicidir. Halkın bir kısmınınsa savaşa katılacağı ve öldürüleceği bildirilmektedir. Irak Savaşı sırasında da bir kısım insanlar çeşitli bölgelerde yaşanan çatışmalara katılmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Ayrıca hadisin ilk bölümünde dikkat çekilen Irak'ın üçe ayrılması konusu fiziki anlamda da gerçekleşmiştir. Körfez Savaşı sonrasında Irak coğrafi olarak üç bölgeye ayrılmıştır.
32. ve 36. paralellerin arası, 32. paralelin güneyi ve 36. paralelin kuzeyi olarak belirlenen bu üç bölgenin oluşturulması, hadisin işaret ettiği gelişmelerden biri olabilir. Iraklıların parası kalmayacak. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Ahir zaman ve dolayısıyla Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri de Iraklıların parasının değer kaybetmesidir. Bu hadis iki ayrı duruma işaret ediyor olabilir. Bunlardan birincisi İran-Irak ve Körfez Savaşı sonrasında Irak'ta yaşanılan ekonomik çöküntüdür. Savaş dolayısıyla büyük zarar gören Irak ekonomisi, savaş sonrası devam eden ambargolar nedeniyle bir türlü düzelmemiştir. Halkın alım gücü düşmüş, yokluk ve fakirlik en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Hadisin işaret ettiği bir diğer durumda, Irak Savaşı sonrasında Irak dinarının tedavülden kaldırılmasının söz konusu olmasıdır. Son savaşla birlikte Irak dinarının hızla değer kaybetmesi ve tedavülden kalkması ihtimali, 2003 tarihli gazete haberlerinde geniş yer almıştır. Irak ve Şam'a ambargo. Ebu Nadre dedi ki, Cabir radıyallahu anh'ın yanındaydık. Şöyle dedi, öyle bir zaman yaklaşıyor ki, Irak ahalisine bir kafiz, bir dirhem sevk olunmayacak. Dedik ki, bu kimden dolayı olur? Dedi ki, Acemler bunu men ederler. Sonra dedi, Şam ahalisine bir dinar, bir müdi sevk olunmayacak. Bu kimden dolayı olur dedik, Rumlardan dolayı dedi. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Irak'a ölçeği ve dirhemi verilmeyecek. Şam'a da ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Mısır'a ölçeği ve dinarı verilmeyecek. Başladığınız yere döneceksiniz buyurdu ve üç kere tekrar etti. Irak ve Şam'a ambargo uygulanacak olması, kıyamet öncesinde yaşanacağı bildirilen olaylardan, yani Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir. Irak'a, hadiste haber verildiği gibi 10 yılı aşkın bir süredir ambargo uygulanıyor olması dikkat çekicidir. Bununla birlikte Suriye'ye de ambargo uygulanması ihtimali sıkça gündeme gelmektedir. Irak halkı Şam'a, kuzeye kaçar. Masum ve temiz Irak halkı Şam'a kaçar. 2003 senesinde Irak Savaşı başlamadan hemen önce, on binlerce Iraklının Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelere göç etme çabaları, bu hadisteki olayla büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu konuyla ilgili de çeşitli haber ve resimlere medyada yer verilmiştir.